Üçüncü lema, bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Burada akıldan ziyade his ve zevkin sözü geçkin geçiyor. His ve zevkin coşkunluğu. Aklın düsturları, fikrin mizanları ve mantığın mizanları burada yürümüyor. Dolayısıyla bu kalbi, hissi, zevki, ruhi bir ders. Yani Hazreti Üstad kendi hissiyatını, kendi zevkini bizimle paylaşıyor. Hangi ayette başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin hâlikun illâ veçhehu lehul hukmu ve ileyhi turca'u. Üstad bu ayeti nasıl anladığını bize anlatacak. Her şey helak olucu. Her şey yok olucu. Her şey bitiyor. Ancak Allah'ın veçhi. Vecih tabi bir azadır yüz anlamında. Bu müteşabih ayetlerden. Yani Allah'ın rızası, Allah'ın likası, Allah'ın rızası dışında her şey yok olucudur. Hüküm onadır, hüküm onundur ve tekrar ona dönülecektir, döneceksiniz. Bu veçh meselesi, yani Allah'ın rızası, yani her şey yok olucu, her şey bitici, her şey sona erici ve her şey bütünüyle ortadan kalkacak. Ancak Allah'ın veçhi, Allah'ın rızası. Bu Allah'ın rızası, Allah'ın veçhi meselesini bu üçüncü lema müthiş bir böyle zevki ve hissi bir şekilde anlatıyor. Benim çok zevk aldığım bir şeydir. Bugünlerde nerede böyle müsait olsa buraya okuyorum. Her seferinde de ayrı bir zevk alıyor insan. Ayetinin mealini ifade eden ya baki entel baki, ya baki entel baki. İki cümlesi. Yani şimdi ayet nerede? Ya baki entel baki nerede? Demek ki her şey helak olucu, entel baki. Yani kullu şeyin helikun, her şey helak olucu, entel baki. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Şimdi ya baki entel baki bir cümle, ya baki entel baki ikinci cümle. İkisi aynı. Değil mi? Ya baki entel baki de bir cümle, ya baki entel baki. O da bir cümle yani. Üstad diyor ki buna iki cümle diyor. Niye iki cümle? Yok hayır. İki cümle diyor. Ya baki entel baki. Birinci cümle, ya baki entel baki ikinci cümle. Yani la ilahe illallah birinci cümle, la ilahe illallah ikinci cümle, onun gibi bir şey yap. Evet. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin esasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp muhtasar bir hatme-i nakşiye hükmünde tutuyorlar. Hatme-i mahsus biliyorsunuz. Perşembe günleri öyle kimden sonra yapılan bir hatmede bütün nakşi tarikatlara bu vardır. Üstad tasavvufu sürekli yanında götürür. Tasavvuf sürekli Risale-i Nur'da sürekli öndedir. Yani üstad tasavvufun bütün şeylerini, birikimlerini hep öne çıkarır. Çünkü İslam tefekkürü özellikle o hali, zevki, hissi şeyler hep tasavvufun birer şeyidir. Tasavvufun bir geleneğidir, bir ananesidir. Için tasavvufun nereye bakarsanız bakın mutlaka ona tasavvufla ilgili üstad bir yer bulur. Hani ihlas teması başlı başına tasavvufun malzemeyle doludur. Rabbi şey, Rabbi hepsi ya. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor. Kullu şeyin haliku illa vecehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Meali nedir? Meali ya baki entel baki ya baki entel. Böyle mal gördünüz mü siz hiç?
Risale-i Nur'un böyle mealleri var işte. Risale-i Nur böyle meal verir. Madem o ayetin azim mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Başta da mühim iki hakikat dedi, burada da iki mühim hakikat dedi. Sürekli iki mühim hakikatten bahsediyor. Ya baki entel baki birinci mühim hakikat, ya baki entel baki ikinci mühim hakikat. Yani fe bi eyye ala rabbika tukezziban. Peş peşe gidiyor. Fe bi eyye ala rabbika tukezziban. Diyelim ki 10. ayet olsun. 12. ayet de fe bi eyye ala rabbika tukezziban'dır. 31'e geçiyor. 31 yerde geçiyor. Rahman suresinde her bir ayettir onların. Hiçbir öbürü aynısı değildir. Değişik değişik ayetler ya, her ayetin muazı farklı yani. Doğru. Yani şimdi bize göre febi eyye ele rebke tükezziben hepsi aynı. Hepsi aynı olsa Allah koyar mı oraya? Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki. Bir ameliyatı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor. Yani helak oluyor. Önce ameliyatta ne yapıyor ameliyatta? İçinde doktor var mı? Cerrah doktorlar var mı? Ameliyatta ne vardır? Önce bir açılır. İçerideki bütün cerrahat temizlenir. O şeyler alınır. Bir, önce bir helak olur. İçerikler gider. Bir ameliyat-ı cerrahi bir ameliyat hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Masiva malum. Yani mahlukatın tamamı masivadır. Ya yani Allah, Allah'tan gayrı anlamda sivallah yani. Nasıl bu ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye yapıyor, kalbi masivadan nasıl tecrit ediyor? Üstad kendi aleminde bu meseleyi şöyle ifade ediyor. İnsan mahiyeti, camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Yani insan çok kapsamlı bir varlık. Bütün kainatta, bütün alemle, bütün varlıklarla birbirisi alakası var. Ve bütün mevcutlar, mevcudatın hemen ekserisiyle, bütünüyle insan alakası var, ilgi alanına giriyor. Bu birincisi. Hem insanın mahiyeti camiasının hassiz bir istidadı muhabbet derecedirmiş. İnsanın özünde, yani mahiyeti camiasında bir muhabbet istidadı derecedirmiş. Cenab-ı Hak insanın kalbine bir muhabbet vermiş. Her şeyi kapsayan bir muhabbet. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Bütün varlıklara. Yani ma sivaya insan muhabbet besliyor. Şimdi burada insanda böyle bir şey var. Hani ma sivadan tecrit ediyor diyor ya, kalbi ma sivadan. Yani kulli şeyin helikün, helik olan işte o. Kulli şey ma sivadır. O heliktir. Yani helak olucu, yok olucu, bitici. Ama insanı Cenab-ı Hak bu helak olucu ma siva ile ilgili, kainat insanla kadar. Ve o kainat da insan sürekli bir muhabbet ve muhabbeti var. Umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Dünya deyince hemen ilgimizi çekiyor. Yani dünyayı insan kendi evi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. İnsandaki istidat, yani muhabbet, muhabbetin insandaki kapsamı. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar her gün. Yani muhabbet ettiği mevcudat, kulli şeyin durmuyorlar, her gün gidiyorlar. Dikkat ederseniz sürekli ayet, üstad ayeti anlatıyor bize. Sürekli ayetteki o kelimeler öne geliyor. Yani bu ayet buraya teberrüken konmamış. Üstad bu ayeti
kelime kelime anlatıyor. Bütün kelimeler ayete raşidir. Yani bir ikilem var aslında yani. Bir tenakuz gibi var. Her şey helak oluyor, her şey yok oluyor, bitiyor. Ama insan ona bağlıyor. Yani muhasebeyle insanın şeyi var, sürekli istibatı var. Kopamıyor. Ha, halbuki muhabbet ettiği mevcuda durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Ayrılıklardan dolayı insan sürekli ne yapıyor? Azap, ıstırap çekiyor. Ameliyat-ı cerrahiye. Ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi mazivada tecrid etmek, soymak, ayırmak. Hem kainatla beraber, hem kainat elinde durmuyor. O içindeki o kainat sevgisinin sevgisi firak, muhabbet firakla karşılaşınca, muhabbete, sevgiye, ayrılık acısı dökülünce o zaman ne yapıyor? O hadsiz muhabbet, hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Külli şeyin her gün. O azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Yani ayrılık acısını çekmekte insanın kendi yanlışı var. Muhabbeti firak, ayrılık acısıyla zehirlemesi. Çünkü kalbindeki hassiz istidad muhabbet, niye insan bundan dolayı ayrılık acısını çekme kusuru kendisine ait? Çünkü kalbinde Cenab-ı Hak ona hassiz bir muhabbet istidadı vermiş. Hassiz istidadı muhabbet, istidad bu kabiliyet demek değildir. İstidad malumunuz, ayrıca çoğunuz bilirsiniz. Yani kabiliyet ayrı bir şeydir, istidat ayrı bir şeydir. Yani istidat Cenab-ı Hakk'ın insanın içine koymuş olduğu, bazen fark ettiği, birçoğun fark etmediği insandaki özellikler. Yani insandaki o ilahi tecellilerin kabı, menba, kaynağı. İstidadı muhabbet hassiz bir cemal-i bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Demek ki niye insana o kusur, o azap çekme kabahati kusuru insana ait? Çünkü insan kalbindeki o sevgiyi yerinde kullanmıyor. Ne yapıyor? O hassiz muhabbeti hassiz bir cemal-i bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Yani Allah'a verilmek için. Yani becahu. İlla becahu. Hasret-i cebal-i bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suyu istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Bu tespit. Yani külli şeyin her ikinin izahı. Buraya kadar klişe her gün geldi. Her şey helak olucu. İnsana bu kadar muhabbet, istidat, muhabbet, istidadı veren Cenab-ı Hak, o muhabbeti insan bütününe götürüp kainatı evi gibi seviyor, cenneti seviyor. Ve muhabbet ettiği mevcuda durup giriyor. Azabını, ıstırabını çekiyor. Kusur kabahat ona ait. Çünkü kendisine ve o sevgiyi mevcudata verinden dolayı, mevcudattan ayrıldık. Mevcudat dediğin de yani işte. Çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, gençliği, değil mi yani? Parası, pulu, makamı, mevki, rütbesi. Dün, bir saat önce hepsi geçti. Şimdi bütün bunları külli şeyin her ikünü tamam bu şekilde anladık, bu bir. Ama illa vechehu nasıl anlayacağız? Şimdi işte bu kusurdan teberri edip illa, işte bu illa bu işte. Bu kusurdan yani kendisindeki sonsuz sevgi kabiliyeti, istidadını mevcudata, masivaya, varlıklara verdikten dolayı onlar kendisine ayrıldıkça, onlardan koptukça, onlardan uzaklaştıkça sürekli bir ayrılık acısını çekiyor. İşte bu kusur
bu kusura teberri edip, uzaklaşıp, ayrılıp, beri olup, o fani mahbubattan, fani mahbubat, işte kulli şey haliktir. Faniyat. O geçen, biten mahbubattan katı alaka etmek, yani ilgisinin alakasını kesip, o mahbublar onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye, yani illa ve şevuya. Mahbub-u bakiye, muhabbet ifade eden ya baki, entel baki olan birinci cümlesi. Demek ki ilave şeviyor, ya baki, entel baki olarak yaşıyor insan. Baki, hakiki, yalnız sensin, illa vece. Müslüman müthiş bir tefsir yani. Yani Kur'an'ın o içindeki manaları öyle bir zihne, duygulara, hislere, zevklere işler. Hakikaten bunun zevkini almış yani. O zevki almış, bize işte tattırıyor yani. Şimdi zevki almak ayrı bir şey, tattırmak ayrı bir şey. Siz zevk alabilirsiniz ama aynen sizin aldığınız zevki bir başkasına tattırmak öyle kolay bir şey değildir o. Bir de anlatmak yani. Zevki yaşamış, almış. Yani ya çok güzeldi. Çok güzel. Anlatsana. Anlatamaz. Nasıl anlatacaksın? Anlatmak kolay mı? Baki, hakiki, yalnız sensin. Ma siva fanidir. Külli şeyin halikun. Ma siva fanidir. Baki, hakiki, yalnız sensin. İlla başa. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebedişini yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Öyle olur mu yani şimdi? Fani, geçici, biten, sona eren bir şey, baki bir muhabbete, sonsuz bir sevgiye ve ezeli ve ebedi bir aşka. Üstad aşkı pek kullanmaz. Ama burası zevki bir şeydir. Muhabbeti kullanır. Aşk pek geçmez işte. Ama burada ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin, kalp ve aşk ikilisi alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz, birincisi. Devam ediyor daha. Ya baki entel baki devam ediyor. Birinci cümle devam ediyor daha. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadılar. Ben onlar ya baki entel baki demek de bırakıyorum. Tabii biz bu zikri pek yapamıyoruz. Mesela bunu yapamadık. Hazreti Üstad birinci levhadaki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İkinci levhadaki Rabbi enni mesele ya durru ve enter rahmet rahimin. Üçüncü lemada ya baki enter ve ya baki enter bakiye. Devam edelim. Dördüncü lemada hasbunallah ve nimel hasbiyallahu la ilahe illa huyu ve ondan sonra da beşinci lemada hasbunallah ve ni'mel vekil. Altıncı lemada la havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim. Üstad her gün akşamla yatsı arasında 33'er de bunları okuyor. Hem bitermiş. Ya daha bak, başta zaten birinci lemada söylüyor üstad. Bak 31'i baktığım birinci kısmı her zaman hususen mağrib ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan mezkur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösteren altı lemadır. La ilahe illa inni kuntu minez zalimin Rabbeni meseniye durru o ente rahmanir rahim ya baki ente baki ya baki ente baki hasbi Allah la ilahe illa hu aleyhi tevekkül rabbil arşil azim hasbunallah ve ni'mel vekil. Ondan sonra la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Üstad'a hiç tek etme tespitin bunlar.
akşam yatsınız. Bu ya baki entel baki, ya baki entel baki'yi de Nakşibin bir evradından üstad alıyor. Ve bu ayetin tefsir olarak koyuyor. Yani nasıl bırakacağız fani? Elimiz ermiyor, gözümüz görmüyor, işte zaman geçiyor, yaş geçiyor, gençlik geçiyor, para bitiyor, evler eskiyor, elbise eskiyor, eşimiz yaşlanıyor, çocuklar büyüyor falan. Ne yapacağız bunlar? Hepsi geçiyor. Nasıl alakayı kalbedemeyecek bunlar? Nasıl bunları ilgi alaka duymayacağız? Faniyatın, faniyat damgası üzerine vurulmuş bir şey bizim tutmamız mümkün mü? Bunlara muhabbeti nasıl yapacağız? Yani Allah adına nasıl seveceğiz? Zaten ders tamamı bu. Şimdi ben burada sizin sorunuza cevap verirsem haddi başmış olurum. Yani buradaki bütün şeyleri önceden söylemiş olurum. O zaman o olmaz yani. Ama şimdi gelecek inşallah. Madem bu hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakayım. Yalnız sen bakisin. Olabilir. Ve senin ibkan ile mevcudat ve kabulabildiğini bilip itikad ediyorum. Sen varsan her şey var, sen yoksa hiçbir şey yok. Yani senin ibkan ile mevcudat bakidir. Yani sana bakan aynayla. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Şimdi oldu mu? Yoksa alakaya kalbe değil, layık değiller. Senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller. Yani senin sevgine vesile olduğu için onları severim. Yani bu bak, birinci cümle bu. Ya baki entel baki, bu birinci cümle. Bir ikinci cümle daha gelecek şimdi. İşte bu halette kalp hassiz mahbubatından vazgeçiyor. Değil mi? O ne kadar sevdiği kesret dairesi diyor buna tasavvufta. Sen çok geçelim. Kesret vahdet dairesi. Bu da yine tasavvuf terimidir. Kesret dairesi, yani Allah'tan ayrı düşünülen, Allah'tan uzak düşünülen, Allah'la bağlantısı, bağı, ilişkisi ve irtibatı koparılarak düşünülen mevcudat, işte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, yani onların güzellikleri üzerinde cazibesi, çekiciliği, insanın ilgisini, alakasını çeken şey de fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Kalbi alaka, yani onları işte bahsettiği mana ismiyle sevmektir. Eşyayı eşya olduğu için sevmek, Allah'la ilgisini, irtibatını keserek sevmek. Eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. Yani eğer onları Allah için sevmeyip de onları kendi nefsi için sevdiği zaman sürekli yaralıyor. Sürekli yaralıyor. Yara ve insan yara beli içinde kalıyor. Stres, depresyon, panik, ne kadar psikiyatrik anksiyete, bilmem ne falan şey, bir sürü çıkardılar. Hep sonra çıkıyor işte. İkinci cümle olan, şimdi birinci cümle bu. İkinci cümle, ya baki entel baki, o hassiz cerihalara hem merhem hem tirak oluyor. Aynı cümle, ama söyleyiş farkı var. Ya baki entel baki, alakayı kalbe değmiyor, onları atıyor, senin ifkan ile onlar vardır diyor. İkinci ya baki enter, ikinci cümle olan ya baki enter baki de o hassiz cerihalar ayrılıyor ya, hem merhem hem tirrak oluyor, ilaç oluyor. Yani ya baki, bu bir mertebe daha üstte, madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Şimdi oturdu mu? Birinci ya baki entel baki de her şey senin ipkanla diyor bakidir. İkinci ya baki entel baki de sen var mısın? Yeter. Birinci de tam alakayı kesmiyor. Onlar diyor senin ipkanla vardır diyor.
Sen var, sen var olduğu için onlar var diyor. Şimdi diyor ki, sen var mısın? Varsın. Her şeye bedelsin. Onlar olmasa olur diyor. Madem sen varsın, her şey var. Hep haçta anlatırım. Siz hatırlarsınız. Zünnur Mısri Hazretleri olacak işte evliyadan bir tanesi. Hacca gitmiş. Bir sefer gitmiş. Kabe'yi görmüş. Bizim gidip Kabe'yi görüyoruz ya. Bir ertesi sene gitmiş. Hem Kabe'yi görmüş, hem Kabe'nin Rabbini görmüş. İkinci sene gitmiş. Sadece Kabe'nin Rabbini görmüş. Üstad bunu daha diyeceğim. Değil mi? Yani sen bakisin. Yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey. Bu iki, bu ya baki entel baki birinci cümle, ya baki entel baki ikinci cümle çok enteresan bir şeydir. Yani üstadın bu zikirdeki tekrar terdat var diyor ya, yani tekrar ettikçe artıyor. Tekrar ettikçe. Yani salavatı getirdiğin zatı düşündükçe her salavattan ayrı bir zevk alırsın. Her salavat ayrı bir salavattır. Yani la ilahe illallah, la ilahe illallah. Birinci la ilahe illallah, ikinci la ilahe illallah farklıdır. O dersi bir üstad bulur. Ben öyle anlıyorum. Birinci katta okuduğun Fatiha ile ikinci katta okuduğun Fatiha farklıdır. Yeri farklı, zaman tecellisi farklı, evet. Hepsi farklı. Anlayış. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal. Demek ki bir varlık güzel. Biz bir varlığı niçin seviyoruz? Bir, güzeldir. Üzerinde ihsan lambası vardır, bir de kemal lambası vardır. Umumiyetle baki hakikin hüsn ve ihsan ve kemalinin işareti ve çok perdeden geçmiş zayıf gölgeleridir. Yani bizim sevdiğimiz şeyler Cenab-ı Hakk'ın içine koymuş olduğu kendi muhabbetinin, kendi sevgisinin oradaki ışıltılarıdır. Yani bir şey bizim dikkatimizi çekiyorsa, hoşumuza gidiyorsa, Allah oraya bizim dikkatimizi çekiyorsa, Cenab-ı Hak kendi ihsanından, kendi kemalinden, kendi hüsnünden oraya bir şey yansıtmış. Onun için seviyorum biz aslında. İnsan onun için seviyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hüsnü, cemal, kemalinin ve ihsanının çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Şimdi bu şekilde gördüğümüz zaman esmanın tecellisi de ayrı bir şey var. Ya Cenab-ı Hak bir elmada, bir kayısıda, bir şeftalide, bir kuzuya, efendim, bir kebaba, bir baklavaya, kızımıza, oğlumuza, eşimize, kardeşimize bir hüsn, bir kemal, bir ihsan koymuşsa Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, tecellisinin, gölgelerinin gölgesi olduğu için seviyoruz. Aslında biz farkında varmadık, esmayı seviyoruz. Farkına varmak imandır zaten. Bu farkına varmak iman oluyor o zaman. Yani. Herkes seviyor yani. Mümin kafir herkes seviyor. O sevgi, orada bir tecelli var ya. Yani. Orada bir tecelli var. O tecelliyi biz seviyoruz. Ama o tecelliye ne diyor? Cilve-i esma-i hüsnanın. Zaten esmanın cilvesi var. Gölgelerinin gölgesi var. Hani 70 bin perde meselesi var ya. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in miraç çıktığında 70 bin perdeye geçerek Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref olması meselesi. Kul şeyin helikün. Ne diyor? Madem o hassiz mahbuba fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Külli şeyin helikün. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yani illa beşe. Veya o hassiz cerihalar hem o ikinci cümlede ondan sürekli benim üzerimde şey bırakıyor, cereha yara bırakıyor. Helikün.
Yani kopuyor, ayrılıyor. Öyleyse sen bakisin, yetersin. Sen varsan her şey var. O da illa veşe. Yani senin veçin, senin rızan varsa sen bakisin. Ya bu illa veçin üstadın ya. Baki entel baki onu izah etmez. Çok orijinal bir tefsir ya. İkinci mertebe, insanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Yani şimdi bu bardak aldınız, bu bardak en azından evde bir ay içeri kalması lazım yani. Bir bardağı getirdiniz, dört tanesini, altı tane bardak aldı geldiniz. Bir anda hepsi evde kırıldı. İnsan ne kadar rahatsız oluyor değil mi? Ben bunu bir saat içinde kırılsın görmedim ki diyorsun ya. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetleri bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Demek ki insan fıtratında bekaya karşı şedid bir aşk var. Şimdi bakın buna gelen aşkı anladı üstad. Az önce de geçti aşk kavramı, burada geçti aşk. Çünkü bu ders hissi ve zevki bir derstir. Burada akıl mantık işlemiyor. Akıl mantığı olmadığı yerde nedir? Tabii hissi zevki şeyde aşk olur. Ama üstad o aşkı da bir gölge olarak, bir cilve olarak anlatıyor ve güzel bir yere geliyor. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Neyi? O sevdiği bir şey eline çıkıyor ya. Zevalini düşünmek, elinden çıkacağını düşünmesi bile ona derinden derine eyvah diyor. Ağzından yer alsın diyor. Allah kecinden versin diyoruz. Bir kardeşle geliyoruz da beni getiriyor, bir yere gittik. Hocam ne düşünüyorsun dedi, çok geç kaldım dedim ya. Nereye geç kaldın dedi. Ya hocam yetişiriz dedi. Ya dedim çok geç kaldık ahirete. Allah kecinden versin dedi. Dedim, sen kecinden versin demekle bir şey değişmiyor ki ya. Zaten geleceği belli yani. Saat belli yani. Bir şey değişmiyor. Kecinden versin demek de bir dua olmaz ki zaten. İnsan düşünse bile o şeyi bozuluyor. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün felaklardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Aşk-ı beka. Bakın Hazreti Üstad bir aşk kelimesini kullandı da beka ile kullandı. Biz aşkı ne için kullanıyoruz? Fani için kullanıyoruz. Bütün felakların gelen ayrılık, feryatlar, işte şarkılar, türküler, şiirler, destanlar, hepsi nedir? Fani aşk. Firaklar. Hep ayrılık, hep ayrılık. Hiç kavuşamazlar. Hep ayrılık kavuşlardır, sürekli ayrılık. Aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tecrübanlarıdır. Evet, eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Değil mi yani? Tevehhüm-ü beka olmazsa insan sevemez yani şöyle bir şey. Bu işte ben bunu bu ayakkabıyı 5 ay giyeceğim. Bir sene giyeceğim. Niye alırsın değil mi yani? İşte bir tişört alıyorsun işte 1 ay, 2 ay, 3 ay giyeceğim diye alıyorsun. Bunu alacağım, yarın atacağım. Alır mısın? Hiç olmaz. En basitinden yani. Demek ki tevehüm beka olmazsa muhabbet olmaz. Yani Hazreti Üstad, beka meselesini bizim her gün yaşadığımız basit şeyler içinde almak. Üstad faniyat içerisinde bekayı anlatıyor. Külli şeyin her gün derken ayette, külli şeyin her günü anlamayan illa ve şeyi anlamaz. Çünkü burası darul hikmet. Dar hikmeti, darul esbabı anlamayan insan zaten dar kudret hiç anlamaz ki. Çünkü elinde ölçüdür o. İnnemel eşya tora benzdadi haya değil mi? Her şey zıt ile biliniyor. O zıt, o eşyayı anlatmak için var yani. Faniyat, bakiyatı anlamak için vardır. Sadece bakiyatı anlatamazsınız siz. Hiç karanlık görmeyen bir insan için ışık ne anlama gelir? Hiçbir anlamı yok. Tamamlayıcı olarak bir şey söyleyebilir miyim hocam?
Allah'ın yansımalarını ve insanların sevdikleri Esma'nın yansımaları. Esma'nın yansımaları ve insanların da fazla muhabbetle sevdiği şeylerden ayrı kalmasına, onun firakı hususunda Abdülkadir Geylani Hazretleri bir sohbet anında çocuğunun öldüğünü kendine haber ediliyor. Diyor ki ondan geldik, ona dönüyoruz tekrar ve hiç bozmadan dersine devam ediyor. Yani öyle bir imanı bir şeyi var ki onlar onu terk etmeden o sevdiklerinin o yönünü terk etmiş. Şey firak ve feryadı figan etmeden. Evet. Aynı şekilde örtüştüğü için sonra. Ya Resulallah ağlıyorsun diyorlar. Ya Resulallah ağlıyorsun. Evet, göz ağlar, kalp üzülür. Orada İbrahim defnediyor da Cenab-ı Bakiye ağlıyor Peygamber'e. Ya Resulallah ağlıyorsun. Evet, göz yaşarır, kalp üzülür. Şimdi bilmiyor muyuz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an bizi çok yansıtmış. Şimdi Evliyaullah çok yukarıda. Aşağı inmiyorlar anlayalım biz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içimizde. Üstad da içimizde. Mocun ne diyor? Bizim makamımıza kalan bizim kitabı okumasın diyor Muhittin Arabi Hazretleri. Ben nasıl anlayacağım? Sen hep yukarı geziyorsun. Ben sana ulaşamam ki ya. Hep 200'le gidiyorum ben, 50'le gidiyorum. Nasıl ulaşacağım sana? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne ene beşerim diyor ya. Ben beşerim diyor. Ancak bana vahiy geldi diyor. Değil mi yani? Risale-i Nur da bir tenezzüldür. Çok zirvelerde bir insan. Ama tenezzüldür bu. Bizim seviyemize indirerek bunu anlatıyor. Yani bunlar bütün yani Evliyaullah'ın aleminde geçen büyük tecellilerin olduğu şey. Yoksa bunu nasıl tatacaksın? Nasıl anlayacaksın? Zevk edeceksin. Üstad zevk etmiş. Zevkini anlatıyor. Bu bir tenezzüldür yani. Tenezzülatün ilahiyyün ilahiyyukul beşer değil mi? Vahiy bir anlatıyor kitapta. Tenezzülatün ilahiyyün ilahiyyukul beşer. Yani akıl. Beşeren bunu anlayacağı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın tenezzül etmesidir. Ayet o, Kur'an o yani. Eğer tevehhüm beka olmasa muhabbet edilmez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu. Ha, Cenab-ı Hak ahir yaratmış. Baki, sonsuz, ebedi. Değil mi? Şüphe var mı yani? Baki, faniyat var mı? Yok. Halid refiha, ebeda değil mi yani? Şu mahiyeti, bu diyor cennetin ve ebedi alemin varlığının sebebi şu mahiyeti insaniyedeki şu insanın Allah'ın insanın özüne koymuş olduğu o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki yüceler o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir. Fani insanlar için baki bir alem hak etmiştir. Biraz konu gerçekten çok derin. Alemi beka bu insanın içerisindeki beka özlemi sayesinde vardır diye anlıyorum ben. Bir daha okuyayım. Alem beka var mı? Cennet var mı? Var. Nasıl var? Yani alem ve kanı ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu. Yani Cenab-ı Hak o alemi yaratmış. Niye yaratmış? Biz istiyoruz. Niye var? Ha, biz istiyoruz. Biz istiyoruz. Biz kim? Faniyiz ya. Bizim istememiz ne? O da fani. Cenab-ı Hak fani insana, fani bir arzu veriyor. O fani istek, fani arzu cennetin vücuduna sebep oluyor. Onun için de yani kulli şeyin helikin olmasa biz illa vecihli de anlamazdık. Demek ki o alemin vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka bizdeki beka ve sonsuz yaşama arzusudur ki cennet ebedi baki bir cennetin yaratılır sebebi olur. Ve arzu ve beka için fıtri umumi dua. Bizim duamız. Cenab-ı Hak bizim duamız. Üstad diyor ya şey o 9. sözü hatırlarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası ebedi alemin yaratılmasını diye söylemiş. Hatta diyor Allah onun dua edeceğini bilmiş. Ebedi alem için
o dua etmeden onun duasını kabul etmiş. Öyle değil mi? Baki Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu. O şedid sarsılmaz fıtri arzuyu. Ne fıtri arzu? Sevdiği her şeyde bir nevi beka tevkifesi. Fıtri arzu bu yani. O tesiri kuvvetli umumi duayı. Bütün varlıkların, bütün insanların umumi duası kabul etmiş ki fani insanlar için baki bir alemi hak etmiş. Cenneti biz istediğimiz için Allah yaratmış. Anlaşılmıyor mu? Buyurun. Hocam şöyle anladım da, yani sanki haşa, yani Allah fani mahlukatı yarattı da nereden çıktıysa birdenbire ebedide talip oldu gibi bir şey çıkıyor sanki. Halbuki fani mahlukatın içerisine ebedi yaşama duygusunu da yine Allah koymuş değil mi? Tabii zaten onu düşünemez ki. Madem Allah koymuştur, o zaman Allah zaten ebediyeti yaratacak. Tabii. Ebediyeti koydu. Tabii. Diye. Tabii. O zaten ya. Zaten. Mesela temel o zaten. Yoksa yoktu da bizdeki de vardı değil zaten. Ürtedir, müttakiyim yani. Zaten bahsediyor, inşaat edeceğiz de yani. Onlar var zaten. Ama yani cennete insan gidecekse, insana da dediğiniz gibi arzuyu vermiş, yani öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Bunlar biri birisiz, biri olunca bir öbürü olmuş değil. Birbiriyle alakalı şeyler. İnsan zaten bekası yani ne diyor? Ebediyenin sadık dostları ebedi olması lazım gerekir, değil mi? Ebediyenin sadık dostları ebedi olmak lazım. Zaten bizdeki bütün esmanın tecellisi şey değil mi yani? Baki değil mi yani? Bizdeki hay ismi, bütün o şeyler o da bir şey. Yani bizdeki beka isminin cilvesi de, yani baki isminin cilvesi de yine o şeyin birbirinin içi. Ancak burada üstad, hakikaten ben şunu anlıyorum, aklımıza çok enteresan şeyler geliyor. Üstad o kadar zorluyor ki, İnsandaki o hani fıtri aşkı beka diyor ya, onu o kadar böyle bizim anlayacağımız şekilde sınırlara zorluyor ki. Hani bazı yerde de üstad bu şeyde şuhat-ı ilahiyi anlatırken dikkat ederseniz yani Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'a lezzeti mukaddese, zevki mukaddes işte bundan anlatırken efendim memnuniyeti mukaddese bunu anlatırken üstad hakikaten şey diyor, yani tabirinden aciz olduğumuz şeyler gibi anlatıyor. Bunlar bize anlamamız için. Bu tenezzülat, bu bir alimin, alim-i mürşidin bu önemli konuyu bize anlatması üstad sınırları zorluyor. Yoksa anlayamayız biz yani. Bizdeki beka arzusunu sebebiyle Allah diye verilmiş. Buyurun kardeşim. Abi kusatmayın, yani cahilliğe başlayın da hani dağlara taşlara görev veriliyor, almıyorlar da biz alıyoruz. Hani öyle bir ayet kime vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani insanoğlunu bakileştirecek bu hissiyatı, onların nasip olmasının sebebi hikmeti nedir? Yani biz zikrediyoruz, kuşlar da zikrediyor, taşlar da zikrediyor. Yani ibadet onlarla yapıyor. Bizi üstün kılan ne? Acaba Nur Muhammedi mi? Evvelden gelen... Üstad diyor, bütün insan diyor, bütün esmayı anlayabilecek fıtratta yaratılmış diyor. Yani o emanet, o işte zaten, enem. O 30. ay, 30. şeyde sözden anlatılan mesele var ya, yani Elif Nun, yani enem mesela anlatırken, yani işte o ayet, emanet ayeti, o insanda Cenab-ı Hak bir ölçü birimi yaratmış. O ene zaten bütün esmayı anlayabilecek bir şey. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim, Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve müvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hassiz envar matlumat-ı lezizyen icadını kabul etsin. Yani Cenab-ı Hak bize mide vermiş, her türlü yiyecekleri de vermiş, dua, bu mide duasını kabul etmiş.
Umumi beşerin pek büyük bir ihtiyacı, fıtriyeden gelen pek şiddetli bir arzusu. Bütün insanların diyor çok şiddetli, fıtri olarak ihtiyaçlarını ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli, kalli, halli ve gayet kuvvetli duası kabul etmesin. Yani midemizin isteğini Cenab-ı Hak kabul ediyor, her türlü yiyeceği şey yaratıyor. Ama bütün insanlığın diyor sonsuz yaşamak için, baki şey için kabul etmez mümkün mü? Haşa, yüz bin defa haşa kabul etmek mümkün değil. Hem hikmetle, adaletine ve rahmetle, kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Aslında biz bekanın lezzetini alarak zevk alıyoruz. O bekanın içine Cenab-ı Hak o anlık lezzette bile bir iki saniyeli, bir iki dakikalık şeyi olarak koymuş. Bekanın bir şey, tadını koymuş yani. Yoksa ibadet ediniz. Madem insan, madem beka baki yücelere mahsustur, bak bu işte bu kuraldır. Beka ona mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir, değil mi? Cenab-ı Hak baki midir? İsmi de bakiyedir. Ve madem bakinin aynaları bakinin rengini, hükmünü alır, evl hükmü, kulli şeyin her illa vece levul hükmü. Levul hükmü de bura geldi bağlasın. Ve madem bakinin esması bakiyedir, madem bakinin aynaları bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya masır olur. Elbette insana en lazım, en büyük vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir. Yani dolambaçlı gitmeye gerek yok. Sen Allah'a yönel ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. Yani niyet bu yani. İşte ikinci ya baki enter baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Üçüncü nüktenin sadece bir cümlesini okuyacağım. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar ola. Tamam be. Bu kadar istidat, beka istidadı var bizde. Sonsuz yaşama, her şeye, bakinin cilvesi. O var, her şey var. O varsa, eğer o yeter. İşte insanın ruhi ve kalbi hayatı nasıl olacak? Bizim kalbi ve ruhi hayatımız, canlanmamız nasıl olacak? Yani bu baki hakikiyi nasıl anlayacağız, nasıl yaşayacağız, sürekli nasıl kalması lazım? Marifeti ilahiye, muhabbeti Rabbaniye, ubudiyeti subhaniye, marziyatı rahmaniye. Bu çok böyle formül. Yani kalbi ve ruhi hayatımız nasıl kalben ruhen canlı kalacağız? Bu beka kavramı nasıl yaşayacağız? Marifet-i ilahi. Her şeyi Allah adına bakmak. Muhabbet-i Rabbaniye, her şeyi Allah adına sevmek. Ubudiyet sühaniye, her an Allah'a kulluk ve ubudiyet içerisinde olmak. Ve marziyat-ı rahmaniye, sonuçlardan bu Allah'ın işte illa beş şey kazanmak. Bu dünyada, o zaman ne olur? Marifet, muhabbet, ubudiyet, marziyat sonucu ne olur? Bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammül eder. 60 sene yaşamadın sen, ne yaşadın? Sonsuz yaşadın. Ve ebedi bir baki ömrü intihar eder ve baki ve layamut bir ömür hükmüne geçer. Yani burada 50, 60, 70 senelik hayat ne oluyor? Bütünüyle sonsuz bir hayata dönüşüyor. Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. O saniyeyi bulmak. Onun yolunda bir saniye, bir senedir. Hatta ne diyor? Layyamuttur. Senelerdir. Senelerdir layyamuttur.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke ente alimul hakim.